Merhaba sevgili izleyiciler. Ankara Saati ile karşınızdayız. Gündemdeki sıcak gelişmeleri, sıcak başlıkları hatta sıcak yanıtları konuşacağız. peş peşe gelen son dakika haberleri vardı. Bir taraftan Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla 100 bin lira para cezası verildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na. buna bir bakacağız tabii. Manadası belgeleriyle ilgili açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Akrabalarına hakaret gerekçesiyle açılan davada karar duruşması vardı. Buna ilişkin bir 100 bin lira para cezası verildi. Onu bir konuşacağız tabii. CHP liderinin vakıflara yönelik sözleri, Türken Vakfı'nı işaret etmesi özellikle ve kaçış planı iddiaları yankılarını sürdürüyor. Buna göre peş peşe yanıtlar da geldi zaten iktidar kanadından da. Ee, ama biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcak açıklamaları var. Diyor ki ana muhalefet liderinin bürokratları açıkça tehdit ettiğini gördük dedi Cumhurbaşkanı. Ee, bir Cumhurbaşkanı'nın ailesini hedef alarak böyle bir süreci yönetmek akıl karı değildir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında. E, Türkiye'nin böyle... Arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek zamanı da yoktur dedi. İşte bu yanıtı konuşacağız tabii şimdi ne demek istedi Cumhurbaşkanı. Bir yandan da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımı çok konuşuldu. Ardından muhalefetten peş peşe yanıtlar geldi tepkilerle birlikte. Kriminal diyerek sert tepki geldi muhalefetten ve onun ayrıntılarını da göreceğiz tabii programımız içerisinde. Hemen konuğumuza dönelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Ee, çok başlığımız var tabi <laughs> evet. ama en önemlisi elbette ki e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıydı. Saat 22'ye <laughs> randevu verdi ve e, evet. herhalde bir rekor mu kırıldı artık 6,5 milyondan fazla bir izlenme evet. oranı Muhteşem. da var. Muhteşem. E, dolayısıyla herkes beklemiş ne söyleyecek diye. Ee, şimdi o konuyu çok detaylı konuşacağız ama hemen e, sondan başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt vermiş oldu. Ee, biraz önce de ben aktardım. Akıl karı değildir dedi. Bu süreci böyle işletmek, böyle yönetmek. Bürokratları açıkça tehdit ettiğini gördük dedi. Kılıçdaroğlu bürokratları tehdit mi etti o videosunda? Şimdi e, Elif Hanım bir kere a, yani duyduğunu anlama kapasitesi olan herkes Sayın Genel Başkanımızın orada hiçbir biçimde bürokratları tehdit etmediğini çok açıkça anlayacaktır. Şimdi Sayın Erdoğan diyor ki kamu görevlerini hukuk dışında söz söyleyen bu milletin düşmandır evet. demiş. Yani kendisi de bir bir tırnak içinde bir şey söylüyor. Hukuk dışında söz söyleyen. Yani Sayın Genel Başkan çok net bir şey söylüyor. Daha önce de bu tartışılmıştı. Hukukun içinde kalın diyor. Sizden size gelen hukuk dışı talepleri uygulamayın diyor. Yani bir kamu görevlisine yetkinizi kötüye kullanmayın, görevinizi kötüye kullanmayın, kanun dışı emirleri yerine getirme yerine getirmeyin, hukukun içerisinde kalın, hukukun içerisinde hareket edin, e, suç oluşturacak işlemlerin malzemesi ve aleti olmayın, aracı olmayın demesinin herhangi bir biçimde tehdit olarak algılanabilmesi mümkün mü? Yani e, burada. Kanunun ifade ettiği şey kamu görevlisi e, konusu suç olan emri yerine getirmez. Kanuna aykırı emri konusu suç olmamak kaydıyla yerine getirmesinin yolu da yazılı e, ister. Önce emrin kanuna aykırı olduğunu bildirir, sonra yazılı ister, ısrar ederse amir emirde. Ondan sonra da sorumluluktan kurtulmak için yazılı emre dayalı olarak yapar ama bu da suç olmaması lazım. Yani şimdi Sayın Genel Başkan kanunun emrettiği bir şeyi tekrar ediyor, hatırlatıyor. Niye hatırlatıyor? Şunu diyebilirsiniz, bir siyasetçi, bir ana muhalefet partisi lideri niye peki kanunda yazan, bilinen bir şeyi niye tekrar ediyor? E çünkü kanunda yazmasına ve bilinmesine rağmen iki şey oluyor. Bir, bazı kamu görevlileri kanuna aykırı hareket etme konusunda bir beis görmüyor. Yani bir sorumsuzluk şeyi kalkanı oluşmuş. Hı hı. Kamu görevlileri zannediyorlar ki 20 yıldır bazıları, hepsi değil, tenzih ederim, bir kısmı. Çok büyük Zaten bir kısmı onun da CHP değil. De Tabii. Böyle ifade çok ediyor. büyük hı hı. bir kısmı da değil. Şöyle zannediyorlar. 22 yıldır AK Parti iktidarda. Ve bugüne kadar işte eee 2002 20 yıldır. Affedersiniz, 2002 2022. 20 yıldır AK Parti iktidarda. Bugüne kadar bunların hesabı sorulmadı. Bugünden sonra da sorulması. Böyle bir kanaat oluşmuş ve rahat hareket edebileceğini zannediyor bazıları. E bunun için Sayın Genel Başkan diyor ki uyarıyor dikkat edin. Bir. İkincisi, ikincisi bazı kamu görevler üzerinde de çok ciddi baskı var. Yani hukuka uygun, kanuna uygun hareket etme hı hı. konusunda kararlı, ısrarcı olan ve bu emirlere karşı direnen kamu görevliler üzerinde de çok esaslı baskılar var. Sürgün ediliyorlar, görevden alınıyorlar, açığa alınıyorlar, tehdit ediliyorlar. Yani Sayın Erdoğan diyor ya kamu görevlilerini tehdit. Hı hı. Kamu görevlilerini Sayın Genel Başkanımız tehdit etmiyor. Kamu görevlerini saray tehdit ediyor. Yani en somut örneği arzu ettiği gibi ifade vermeyen İstanbul'daki cami imamını hala tekrar ediyor Erdoğan camide içki içtiler diye o yalana uymayan Öyle Allah'tan korkarım dedi, ben evet. diyen Allah'tan korkarım ben diyen bir din adamını din insanını o cami imamını sürgün ettiler. Hani en büyük tehdit kamu görevlisinin üzerinde Sayın Erdoğan'ın tehdidi sarayın tehdidi. Yani sadece kamu görevlilerinin üzerinde değil, hakimlerin üzerinde de yani devlet memurlarının değil, hakimlerin üzerinde de. Yani Sayın Erdoğan e, bunun hesabını vereceksin dediği e, hakimin defteri dakikasında duruluyor işine gelmeyen karar veren hakimin, savcının defteri dakikasında dürülüyor. Sayın Erdoğan'ın hesabını vereceksiniz dediği kişi bakıyorsunuz sabaha karşı evi basılarak gözaltına alınıyor. Sayın Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen sayın Erdoğan'ın talimatı ve tehditleri nedeniyle hı hı. Osman Kavala yıllarca cezaevinde tutuklu. Hı hı. Göz şey hala cezaevinde yatıyor. O yüzden Sayın Genel Başkan hukuka uygun davranın diyor. Bir başka şey daha söylüyor. Bu önemli. Diyor ki memurlara çok da insani bir şey. Bakın diyor Sayın Erdoğan kendi kaçış planını hazırlıyor. Büyük bir kaçış planı var. Bu kaçış planında siz yoksunuz diyor. Yani diyor ki size suçu işlettirecekler. Kendi geleceklerini garanti altına almak için size kanun dışı işlemleri yaptıracaklar. Sonra kendileri kaçacaklar. Siz açıkta kalacaksınız. Sizin sığınacağınız tek şey hukuk. Kanuna uygun davranın. Hukuka sığın, sığınacağınız için ya işinizi doğru yapın diyor. Yani bu bir uyarı aynı zamanda. Tehdit değil. <laughs> ama Erdoğan tehdide alışık olduğu için e, özellikle bu uyarıyı tehdit gibi görmek bir, işine geliyor. O da biliyor tehdit olmadığını da. Bir sözü daha var. Aslında e, bu vakıflar konusundan uzaklaşmak istemiyorum ama hemen sıcağı sıcağına bunu da bir sorayım size. E, diyor ki Türkiye'nin böyle arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek zamanı yoktur. Ee, bu, bu konuşmasının içeriğinde yani peşine bunu söylüyor. Herhalde bu konuyla ilgili ee, birazdan arkadaşlarımız Cumhurbaşkanının sesini de e, şimdi gönderecekler. Onu da iz, izleyelim hep birlikte. Ama burada ne demek istiyor? Mesela Türkiye'nin böyle arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek zamanı yoktur diyor. Şöyle. O cümlenin içerisinde bir kelimeyi çıkarırsanız o cümle doğru bir cümle haline geliyor. Böyle kelimesi var ya. O böyle kelimesini çıkarın, cümleyi bir daha okuyun. Türkiye'nin karanlık operasyonlarla kaybedecek zamanı yoktur. Bu doğru. Niye? Çünkü arkası karanlık operasyonların bir ülkesi haline geldi Türkiye. Ama bu değil. Yani Sayın Genel Başkan'ın yaptığı değil. Saray koruması altında hareket edenlerin ee, operasyonları Sayın Genel Başkan çok açık. Bir şey söylüyor, bir iddiada bulunuyor ve iddiasının resmi belgesini koyuyor. Hı hı. Para makbuzlarını koyuyor, resmi kayıtları koyuyor, gönderilen paralara ilişkin resmi belgeleri koyuyor ve bir açık şeffaf bir iddiada bulunuyor. Bunun neresi karanlık? Ama ben size karanlık ilişki söyleyeyim. Biz geçen hafta Sayın Genel Başkan'ın gündeme getirdiği Sadat, Sadat Türkiye'nin en karanlık ilişkilerini temsil eden bir yapı, bir paramiliter kuruluş. Yani bu paramiliter kuruluşun başındaki paramiliter örgütlenmeler suçtur. Sadat bir paramiliter örgütlenmedir ve e, bunu sarayın e, destek oluyor olması, arkasında sarayın desteklerini alması bunu suç olmaktan çıkarmaz. Tam tersine sarayı suçun ortağı yapar. Hı hı. E Şimdi Sayın Erdoğan Türkiye'de bu tip karanlık meseleleri e, dönüp bakacaksa bak, Sadat'a bakacak. Çünkü Sadat'ın başındaki kişi bir Erdoğan'ın danışmanıydı. Onun maaşını bütçeden ödedi. Bu milletin verdikleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödedi. Milletin verdiği vergilerle ödedi. Sadat söylüyor, biz söylemiyoruz. Sadat kendi sitesinde diyor ki ben pusu kurmayı öğretirim. Bomba eğitimi veririm. Terör eğitimi veririm. Tetiş kaldı ki o terör. fotoğraf mesela toplantıya evet. katıldığı fotoğraf. Evet, terör eğitimi veririm diyor. Hı hı. Ondan sonra baskın eğitimi veririm diyor. Bu buna bir ilişkin teröre ilişkin ne varsa bomba patlatma işte suikast sabotaj bütün bunlar suç olan eylemler bunlar Türk Ceza Kanunu'nda suç. Bunları işlemek ya da öğretmek için bir araya gelmek örgüt kurma suçu oluşturuyor. E şimdi siz bunun başındaki kişiyi danışman atadınız. Masanın da en önemli yerine istihbaratçıların arasına oturtmuşsunuz burada. E şimdi iç hizmet kanununa göre silahlı eğitim vermek Harp eğitimi vermek sadece Türk silahlı kuvvetlerinin tek elindeki bir iş, başkası veremez. Kim bu örgüt? Ama alakam Kim? yok dedi Cumhurbaşkanı. Yani, ya alakam yok dediği masada. Yani biz de dedik hı hı. ki alakası olmadığı, alakan olmayan kişi masanın burasında oturuyorsa. Alakan olan masanın neresinde oturacak? Bir de resmi gazetede imza ile zaten cumhurbaşkanlığı imzasıyla tabii ki, tabii atanmış olması. Onun imzasıyla atandığı, Hı -hı. onun bütün o güvenlik toplantısını alıyor devletin gizli Hı -hı. güvenlik toplantısını alıyor ve Sadat Türkiye'de ne dedi? 15 Temmuz'dan sonra bizim istediklerimiz oldu dedi. Yani jandarmada, silahlı kuvvetlerde, bütün o yapılan operasyonlarda Sadat benim planladığım evet. şeyler oldu diyor. O yüzden Türkiye'nin paramiliter yapılanması ve karanlık örgütlenmelerle gerçekten mücadele etmesi gerekiyor. Ee, ancak bunu e, bunu ne yazık ki kollayan bir saray rejimiyle karşı karşıya. Sadat Şimdi tekrar Kulukları. Sadat konusuna gelebiliriz tabii e, ilerleyen dakikalarda ama e, öncelikle tabii kaçış planı iddiasının yankıları devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın, Erdoğan ailesinin Türke ve Ensar Vakıfları üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türken Vakfı'na para aktardığı iddiası Böyle bir iddiayı ortaya attı ve belgelerle dedi ben konuşuyorum CHP lideri ve o belgelerden bazılarını da aktarmış oldu o videosunda. İktidar kanadından dava açacağız yanıtı geldi. Bir bakalım şimdi o haberimizi bir izleyelim. Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu o davaya ilişkin teşekkür etti. Mahkemede ensarım ve Türgev'in bütün kayıtlarını isteyeceğiz diye belirtti. İzleyelim Sayın Tezcan'la konuşacağız. Amerika'ya yerleşecekler herhalde. Öyle anlaşılıyor yani. Buradan milyarlar gidiyor. 10 milyon dolar, 20 milyon dolar. Servetini mi oraya götürüyorsun. Mal varlığını oraya götürüyorsun. Kaşış planı diyerek duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin ABD'ye kayıt dışı para transferi yaptıklarını ileri sürdü. Yaklaşık 1 milyar lira gönderdiniz diyorum. Nereden öğreniyorum ben bunu? Türkiye'deki vakıflardan değil. Amerika'daki onların IRS dedikleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde Çünkü Amerika şeffaf bir devlet. Buraya para getiriyorsanız, bir vakıfta kullanıyorsanız ben onu ilan ederim diyor. Ve ilan ediyor. Biz de oradan öğreniyoruz. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun o iddiasının peşi sıra Erdoğan'dan değil kurmaylarından peş peşe yanıt geldi. Ama Kılıçdaroğlu ben iddianın muhatabı yani. Erdoğan'a seslendi Konuşuyor bir bana. kez daha. Konuşmuyor, başkalarını konuşturuyor. Sen çık konuş. yalandır diyemiyorlar. Sahtindir de diyorlar, Ama diyorlar 15 Temmuz. Ne ilgisi var 15 Temmuz'da? Ne ilgisi var ya? Yani? FETÖ ne ilgisi var? Taktik diyorlar. Ne taktiği kardeşim? Ben rakam veriyorum, bilgi veriyorum. Zaten suçluların telaşı içinde arka arkaya açıklamalar yapıyorlar. Erdoğan'ın aile fertlerinin yönetiminde olduğu Türkiye ve Ensar Vakfı aracılığıyla para kaçırdığı iddiasında yanıt vermeyen Cumhurbaşkanı yargı yoluna başvurdu. Gazeteci İsmail Saymaz'ı konuşan CHP lideri ise o vakıfların kayıtlarını mahkemede isteyeceklerini söyledi. Dava açtıkları için teşekkür ediyorum. Ensarım ve Türgev'in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz. O hakim kayıtları getirmezse hakim değildir. Hakim, hakimlik yapamaz artık. O da bu uyarımı dikkate alsın. Türgev'in, Ensar'ın bütün kayıtlarını kime ne bağış yaptı, paralar nereye gitti, neler yapıyorlar. Tamamını mahkemeye isteyeceğim. Kılıçdaroğlu burada bir sıkıntı olduğu zaman Amerika'ya gidebilecekler rahatlıkla dedi. Manadası belgelerini hatırlattı kendi geleceklerini hazırlıyorlar mal varlıklarını oraya götürüyorlar sermayelerini götürüyorlar nereye götürecekler vakıf aracılığıyla meşruiyet kazandırmak istiyorlar. İki vakıf aracılığıyla yapıyorlar. Bir ensar, bir türgev. İkisi aracılığıyla para gönderiyorlar. Para hareketleri bunlar. Man Adası'nda neyse bu da benzeri bir olay. Paravan Vakıf iddiasına odağındaki Türken Vakfı'ndan yalanlama geldi. Vakfın 2014'te Amerikan yasalarına göre kurulduğu başkanının ise hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olduğu belirtildi. Ortada paravan bir yapı değil, hukuk sistemine tabi, denetimi açık ve şeffaf kurumlar vardır. Ayrıca hangi paravan yapı öğrencilere barınma imkanı sunar? Öğrencilere seminerler, konferanslar, sosyal etkinlikler düzenler ve türlü zahmetlere katlanır. Türkiye'nin tüm faaliyetleri tüm mecralarda şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Bakın, vakıf kuruyorlar, 35 katlı gökdelen yaptılar New York'ta, Manhattan'da. Türkiye'de bir sürü çocuk var, kızlar var, yurt bulamıyorlar. Değil, oraya götürüyorsun. Parayı oraya götürüyoruz. Ben de buna inanacağım. Kendi dünyalarını yapıyor. Bakın, Muhammed Ali Kleyn çiftliğinde satın aldılar. Çiftlikleri var, gökdelenleri var, binaları var. E başlarında yönetici kim? Beyefendinin çocukları. Ben de buna inanacağım. CHP liderinin paylaştığı belgelere isteyen herkesin ulaşabileceği ifade edilirken Ensar Vakfı için de ayrı bir parantez açıldı. Bazı marjinal yapılar kendi ideolojik saplantılarıyla 43 yıllık köklü bir vakfı tartışmalarına alet etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin yurt inşaat projesi için bağışçılarımız bağış yaptılar. Bağışçılar sivil vatandaşlardır. Kendi helal kazançlarından vakfımıza bağış yapıyorlar. Devletin vergisi, milletin parası gibi bir şey asla söz konusu değildir. Burası yanlıştır diyemiyor. Kaçıyor. Kaçsın yakalayacağım. Hiç meraklanma. Kim devleti soyuyorsa onun hesabını soracağım. O ayrı bir şey. Hiç kimsenin yanına kar kalmayacak. Hepsini burnundan fitil fitil getireceğim. Şimdi bu konuya ilişkin çok önemli aslında ayrıntılar var. Belki daha sonrasında çok farklı başlıklar açılacak. Örneğin evrakta görünen miktar 67 milyon dolar ama son iki yıl yok, yok burada. Son 2 yıl Mesela. yok tabi belki de işte önümüzde başka şeyler de açılacak. Tabii. Çıkacak onlar. Başka başlıklarda, tabii. başka o, isimler hatta. Tabii, onlar da çıkacak. Hı -hı. Son iki yıl yok. Onlar Amerikan hukuk sistemi içerisinde belli bir düzen içerisinde açıklamıyor. Bir de işin ilginci Amerikan Adalet Bakanlığı bu konuda Türken Vakfına ısrarcı oluyor ve bu, bu bilgileri bize verin diyor. Hı -hı. Böyle Hı -hı. bir ısrar sonucunda o bilgileri vermek zorunda kalıyorlar. Şimdi ben önce şunu soracağım. Eee Türken Vakfı Amerika'da kurulmuş bir vakıf. Evet. Ensar ve Türkiye Türkiye'de kurulmuş vakıflar. Her ikisinin yönetiminde de işte Sayın Erdoğan'a yakın onun aile çevresinden isimler var ve eş dost akraba ve eş dost yani hı hı. ahbaplarından. Hem aile çevresinden hem ahbaplarından, akrabalardan isimler var. Şimdi biz bu bilgileri niye Amerika'daki açık açık kaynaklardan bulmak zorunda kalıyoruz? Niye Amerikan e, resmi mercilerinin internet sitelerine girip bulmak zorunda kalıyoruz? Bu kuruluşlar Türkiye'de, Türk hukukuna göre kurulmuş vakıflar bunlar. Niye Türkiye'de bunlar kamu yararına çalışan vakıflar? denetlenmesi gereken vakıflar hı hı. kamu yararına çalıştığınız zaman vergi muafiyetleriniz var. Yani bu milletin kaynaklarından bağışla toplasanız onlar vergiden düşüldüğü için bu milletin hakkı var orada. Yani demin bir açıklama var ya işte herhangi biçimde vergilerle ilgili tek bir kuruş ilintisi yoktur. Evet. Bunlar vatandaşların helal kazançlarından yaptığı bağışlar, o helal kazançlardan yaptığı bağışları sonra vergiden düşüyor. O vatandaşlar. Niye çünkü kamu yararına çalışan bir derneksiniz, vakıfsınız ve kanun size o hakkı veriyor. Yani devlete ödemesi gereken vergiyi ödemiyor oraya bağış yaptığı için. E nasıl milletin hakkı yoktu sadece vatandaşın kazancıyla? Kazancın helalliğini, haramlığını konuşmuyoruz. Helal kazançtır. Helali hoş olsun da e milletin vergisi var onun içerisinde. Yani söylediğimiz şey bu. Niye açıklamıyorsunuz? Bunu Türkiye'de 84 milyon niye internette tuşa basıp bilgisayarın tuşuna göremiyor. Sayfalarınıza niye koymuyorsunuz? Niye biz hafiye gibi Amerika'daki e, sistemden bunu araştıralım? Niye Amerikalıların bildiğini biz evet, bilemiyoruz. bilemiyoruz? Niye son iki yılı bilemiyoruz? O iki yıl gecikmeli geliyor. 2014 ile 2020 arasındaki bilgiler ve bunu arkadaşlarımız ısrarla takip ettiler takip ettiler ve öyle buldular. Önce açıklanmamıştı. Siz son Sonradan, iki yılı da soruyorsunuz. Soruyoruz arada. tabii. Takip ediliyor. Şimdi onlar da açıklanacak. Yani ben diyorum ki madem bu kadar rahatsınız, bir sorumluluğunuz var. Bu kadar sosyal projelerle ilgileniyorsunuz. Bu işleri gerçekten yardım için yapıyorsunuz. Burs için, e, işte yurt için, öğrencilere yardım. Hayır işi yapıyorsunuz. Yani o beyanla söylüyorum. E o zaman 35 açıkta, katlı bir gökdelen evet, mesela. Evet, e burada yurt evet, yok, barınma sorunlar. Oraya geleceğim. Mesela. Birinci hı hı. adım. E açıklayın. Yani benim vatandaşım Türkiye'deki vatandaşım girsin internette tuşa bassın. Kaç lira bağışı kim yapmış? O bağışlar nereye gitmiş? O bağışlar gizli diyemezsiniz. Niye diyemezsiniz? Çünkü o bağışlarda vergi payı var. Vatandaşın hakkı var orada. Vergiden düşüyor o bağışı yapan kişi. Bu bir. İkincisi, e biz diyor yurt yaptık. Peki ben merak ediyorum. Manhattan'da, Manhattan'da 15 milyon dolarlık arazi alıyorlar. 35 katlı bina yapacaklar. Manhattan'ın çevresinde hiçbir üniversite yok. Bir tek üniversite yok burada ne yurdu yapacaksın? Burada ne yurdu yapacaksın? Yani 15 kim katlı o, kim kalacak? Kişi, 35 katlı bina. Var, ya da. Üniversite yok. Hı -hı. Üniversite yok yani. Üniversite madem yurt yapacaksın üniversite olan bir yerde alırsın. İyi. Muhammed Ali'nin çiftliğini aldın. O alıyorsun işte 2,5 milyon herhalde dolardı e, sen e, yanılmıyorsam. O çiftliği alıyor Michigan'da. Şimdi peki bu çiftliği e, niye alıyorsun? Kim kalıyor? Bu, burada kaç öğrenci kaldı bugüne kadar? Ya da başka bir soru. Amerika'da yaptığınız bu yurtlarda bugüne kadar kaç öğrenci kaldı? Kaç kişiye burs verdiniz? Hani bu sizin masraflarınız içerisinde açıklasanıza. Şu kadar öğrenciye şu kadar lira burs verdik, şurada şu kadar kişi kaldı. Bunların hiçbirisi yok. Hesaplarda bu bunlarla ilgili bir açıklama yok. Yani tablo açık bir şekilde bu süreçte Türkiye'deki kamu gücünü arkasına alarak bu vakıflar aracıyla dışarıya çok ciddi paralar aktarıldığı açık. Bu vatandaşlar niye ısrarla bu vakıflara bu paraları veriyorlar? Yani başka kamu kurumu yararına çalışan dernek yok mu? Ya da vakıf yok mu? Ya da başka bir şey soracağım. Kızılay. Mesela Kızılay da kamu kurumu yararına evet. çalışıyor. Kızılay'ı da hatırlarsanız kullandılar. Başken, Başken gaz, 8 bize. milyon evet. dolar Kızılay'a bağış yaptı. Kızılay bu bağışı Ensar Vakfı üzerinden hı hı. E, Türk e, Türken Vakfına gönderdi Amerika'ya. O para da oraya gitti. Orada yani, da vergi yok yani, bu arada. Yani evet evet. Yani hı hı. şimdi siz bu vergi vakfılar... kaçırmak başka, vergiden kaçınmak başka yani, ifadesi evet. de vardı. Şimdi burada sayın Genel Başkan buna dikkat çekiyor. Türkiye'de öğrenciler yurt olmadığından sokaklarda yattı. Yani her hı hı. beş öğrenciden yanılmıyorsam üçü yurtsuz kaldı kaldı en evet. son süreçte yani bununla ilgili girişimler oluşturuldu Türkiye'de yurtla ilgili bu kadar ihtiyaç varken Amerika'da bu milyon dolarlarla kaç öğrenci var kaç öğrencinin yurda ihtiyacı var ve bu yatırımlarda bugüne kadar kaç öğrenci kaldı Şimdi bunların gerçekle ilgisi olmadığını biliyoruz bu mesele çok ciddi biçimde hani diyordu ya sayın Erdoğan Türkiye'nin bu tip arkası karanlık operasyonlardan hı hı. uzak durması gerekir diye. İşte arkası karanlık kooperasyon bu. Bir de bir şeye daha dikkat çekmek gerekiyor orada galiba. Ee, sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, işte e, İngiltere'de ee, Avusturya'da benzer yapılanmanın, işte vakıfların, kuruluşların olduğunu e, Yurtel Özcan söylemişti. E, CHP, ABD temsilcisinin iddiaları da bu yöndeydi. E, dolayısıyla ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha çok hani öncelik Amerika Birleşik Devletleri diyor. Şimdi orada altını çizdiği bir şey daha var. Niye diyor Katar'a gitmiyorsun, niye işte Suudi Arabistan'a, e, niye Kıbrıs'a? E, götürmüyorsun, çıkarmıyorsun bu paraları da. Amerika'ya çıkarıyorsun diyor. Orada da hukuki olan düzeni de aslında ima ediyor. Yani Tabii yani sen diyor Katar'a götürdüğün zaman yarın bu malın başına geleceğini evet. bilmiyorsun. <laughs> endişe ediyorsun diyor. Yani Sayın Genel Başkan da bunu söyledi. Yani Amerika niye? Amerika'da çünkü en azından bir hukuki güvence var. Hı -hı. Bu mal gittiğinde hukuken bir şey olmaz diye bir kendisini garanti altına almaya çalışıyor. Şimdi bu, bu vakıf Türkan Vakfı üzerinden Amerikan seçimlerinde seçim kampanyalarına katılıyorlar. Evet. Yani oradaki siyasetçileri destekliyorlar. Hı -hı. Yani öğrencilere burs verme değil, Amerikan seçiminde seçim kampanyalarına destek olmuşlar. Bir başka cevaplanması gereken soru, neden Erdoğan'ın neden sürekli Erdoğan'ın aile çevresi ve akraba çevresi bu vakıfların başında? Başka hayırseverler yok mu? Gönderen de o, alan da o, alan vakfın başında da o var, gönderen vakfın başında da o var. Türkiye'de hayırsever yardım yapan bu milyonlarca dolar bağışı yapan Hı -hı. Ee, ve bu kadar çok hayırsever olan vatandaşlarımızın hiçbirisi bunların yönetiminde görev almak ve bu etkinliklerde çalışma ihtiyacı niye hissetmemiş acaba? Niye kendileri bu tip yapılar kurmamışlar da bunu e, özellikle oraların üzerinden götürüyorlar? Önümüzdeki günlerde soruşturması gereken şey şudur: Bu bağışları yapanların aldıkları ihaleler nelerdir? Bu bağışları yapanların yaptıkları işler nelerdir? Hangi alanlarda ne gibi işler yapmışlar? Yani acaba bu bağışlarla bu yapılan işler arasında bir ilişki var mı yok mu? Bu şimdi hiç merak edeceğimiz bir konu değil mi? Yani bu tesadüfi bir şey mi? Sürekli Sayın Erdoğan'ın e, yakınlarının olduğu vakfa bağış yapılıyor. Yani bunun başka e, ba, şey yapacak e, bağış yapacak başka alanlar yok mu? Mesela Türkiye'de bağış yapacak ismini rastlamış kızının ismine rastlamış yani çok Türkiye... da tanıdık yani bir, de bir, şey, bir şey anlamak mümkün değil Türkiye'de bu kadar çok yurda ihtiyaç varken <laughs> burs almaya yoksul öğrenci varken eğitime desteğe ihtiyaç varken 5 öğrenciden e, biri Türkiye'de sadece yurtta kalabiliyorken 5 öğrenciden 4'ünün yurt ihtiyacı varken bugün e, bu paralar oluk oluk 1 milyar hesap çıkarabildiğimiz kısım Son iki yılda ne olduğunu Daha bilmiyoruz. Yok, Daha hı. o da çıkacak. Akın akın bu paralar oluk oluk niye dışarıya gönderilir? Hı hı. Yani bunlar sorulması gereken sorular değil mi? E, çok soru var aslında sorulması gereken. Mesela işte e, öğrenci e, TÜRGEV ve Ensar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne paralar gidiyor. Başka ülkelerinde olduğu belirtiliyor bir taraftan e, ama. Dava açacağız denildi e, iktidar kanadından. Kılıçdaroğlu da diyor ki açın diyor yani teşekkür ederim diyor bunun için. Çünkü niye? Biz diyor mahkemeden o kayıtları isteyeceğiz diyor. Kim o paraları verdi? E, siz kimlerden para istediniz? O bağışçılar kim? Belki de işte devamı da sizin söylediğiniz durum. Karşılığında işte bir ihale mi verildi? Ee, sonrasında bazı iş adamlarının adımı geçecek yine? Tabii. Belki de onları da e, o mahkeme sürecinde belki de göreceğiz. Yani, eğer. bir dava açacağız diyorlar ya işte. Yani açtık dediler herhalde. Evet. i̇nşallah açarlar. Açtılarsa teşekkür ederiz. Açmadılarsa inşallah açarlar. Çünkü dava, CHP de dava, dava, için teşekkür dava ederim açtıklarında, diyor. Açtıklarında, tabii, dava açtıklarında bütün bunlar mahkemede tek tek istenecek. İstemeyen hakim talimat Aldığını şimdiden ilan etmiş demektir. İsteyecek çünkü ben hukukçuyum. 32 yıllık hukukçuyum ben. Böyle bir davada siz bu iddialarla dava açıyorsanız davalı tarafta yani biz de diyeceğiz ki evet bunlar doğru bu paralar gitti. Gelsin bakalım başka hangi paralar gitti. Bütün bunlar tartışılacak o mahkemede. Hı hı. Peki e, Sayın Tezcan şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki e, o sesi belki biraz birazdan dinleyebileceğiz ama e, bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir sü süreci yönetmek akıl karı değil diyor. Şimdi burada bu iş yani ailesel ailenin iç iç işlerine mi karışmak anlamına geliyor? Yani bunu neden Cumhurbaşkanı çocuklarıyor? Şöyle aktarıyor? Bu, bu aileyi hedef almak değildir. Hı -hı. Toplumun en hassas yerinden böyle demagoji yapmanın bir anlamı yok, inandırıcılığı da yok bu iddianın gerçekle aileme dil uzatılıyor deniliyor e, o, mesela o, oradaki yöneticiler sizin aile fertleriniz olabilir. Bu meseleyi söylüyor olmak aileye dil uzatmak değildir. Aileye dil uzatmak aileye ahlaken bir şey söylersiniz. Aile içerisindeki Hı -hı. belli ilişkileri dönersiniz. Siyasetin malzemesi haline getirirsiniz. Ailenin özel yaşamıyla ilgili meseleleri siyasetin malzemesi haline getirirsiniz. O zaman çıkar Erdoğan der ki ya da birisi ben derim, başkası der. O zaman şu dendiğinde haklılık payınız olur. Ya aile meselesini niye karıştırıyorsun? Bu öyle değil ki. Yani siz e, aile meselesinde bir aile arasındaki geçimsizliği mi konuşmuş Sayın Genel Başkan? Eşler arasında kavgayı mı konuşmuş? Hayırsız evlatların ne yaptığını mı konuşmuş? Yani babasına nasıl hakaret ettiğini mi konuşmuş? Neyi konuşmuş? Hangi ahlaki ilişki üzerinden bir şey tarif etmiş? Neyi söylüyor? Kamuyu ilgilendiren bir alandan bahsediyor. Kamuyu ilgilendiren alan şu. Sizin aile bireyleriniz e ee, bu vakıfların başında bu para trafiği bu vakıfların merkezinde dolayısıyla sizin aile bireyleriniz de bu vakıfların merkezinde. Yani ilişki size bağlanıyor. O aile fertleri ilişkiyi size bağlayan yerler. Kamu görevlisi olan sizsiniz. Eğer siz bundan rahatsız oluyorsanız aile fertleriniz bu ilişkilerde bu vakıflarda görev almayacaklar. Ya da alabilirler. Niye almasınlar canım? Hayır işi yapmayacak mı dersiniz? Haklısınız. O zaman bu vakıflar bu tip ilişkilerin içine girmeyecekler. Hassas davranacaklar, kılı kırk yaracaklar. Türkiye'de milyonlarca doları toplayıp yurt dışına hı hı. para transferi aracı haline gelmeyecekler. Bakın bir benzerini Manadası meselesinde gördük. Evet. Bir poundluk şirket kurmuşlar Manadası'nda, vergi cenneti olan Manadası'nda niye kurulduğu, nasıl kurulduğu o şirketlerin biliniyor. O şirketlerin paravan şirketler olduğu biliniyor ve uluslararası piyasalarda rüşvet, kara para gibi konulardaki paraların aklanması için o şirketlerin kullanıldığı biliniyor. Man Adası'nda kurulan şirketlerin. Onun için böyle kuruluyor. E şimdi siz orada bir şirket kuruyorsunuz, sizin akrabalarınız var. Enişteniz var, yakınlarınız var. O şirketin değeri, sermayesi bir pound. Bir pound. 15 milyon dolarlık ticaret. O şirketi satıyorsunuz, 15 milyon dolar arıyorsunuz. Ya Allah için bir vatandaş dönsün, şu hesabı bize bir anlatsın. Ben bir poundluk şirket varsa öyle bir ticaret gidelim, biz beraber kuralım. Bir poundluk, on poundluk kuralım, 100 poundluk kuralım, ben bulurum parayı. Bir poundluk şirket kuracaksınız, o şirketi satacaksınız... 15 milyon dolar alacaksınız. O parayı Türkiye'ye hesaplarınıza gelecek. Bir de diyeceksiniz ki ben Türkiye'ye para getirdim. Getirdin de neyin karşılığı getirdin? E biz de soracağız. Soruyoruz. Şimdi bunu sorduğumuz zaman. E canım enişteyi niye karıştırıyorsun? Aile fertlerini niye karıştırıyorsun? Deme hakkın var mı? Ben karıştırmıyorum. Sen karıştırıyorsun. O şirketin ortağı sen yapıyorsun. O şirketi kurduran sensin. Dolayısıyla e, aileyi bu işin malzemesi yapan biz değiliz. Bu konu. Kamuyla ilgili e, siyaset yapan insanların bu tip e, izahı mümkün olmayan ilişkiler konusunda e, e, dönecek o zaman aileyi e, dışında tutacak. Ya da o şirketler, o para trafiğinin, o vakıflar o para trafiğinin içinde olmayacak. Aileyi karıştırmak diye var. Milletin, hepimizin hassas olduğu şey şudur. Biraz önce başta söyledim. Ailenin özel ilişkilerini ahlaki, ailesel, ailevi meselelerini, siyaset malzemesi yaparsınız, hı hı. ona itiraz edilir. Ha bu konuda birisi çok maharetli. Biz değiliz. Biz bunu beceremeyiz. Sayın Erdoğan bu konuda çok maharetli. Sayın Erdoğan, rakibi olan siyasetçilerin inançları, mezhepleri, kökenleri, cinsleri, cibiniyetleri ile ilgili hem de miting meydanlarında kendince tahkir edici, küçüm düşürücü, kendince. Aslında o, o, bu özelliklerin hiçbirisi küçültücü özellikler değildir ama Erdoğan belirli bir kesime bunu küçültücü özellikler gibi anlatma konusunda çok yetenekli mahir bir siyasetçi ne yazık ki. Ne yazık ki böyle bir ayıbı taşıyan o. Hatta bir dönem çıkıp ne özeli genel genel eşinle mi yapıyorsun diye mitik meydanlarında çıkıp konuşan Sayın Erdoğan'dı. Yani bunu bu bu konuda kimseye bir şey söyleme hakkı olmayan ilk kişi kim derseniz Türkiye'de Sayın Erdoğan'dı miting meydanlarında bile bu meseleleri e, hiç tereddütsüz e, konuşabilme konusunda bir sicili var Sayın Erdoğan. Hı hı. Şimdi e, Manadası dediniz ya siz bunlar dedi para hareketleri dedi CHP lideri bu vakıf olayına ilişkinde. Manadası neyse bu da benzeri bir olaydır dedi. E, konuyla ilgili... Manadası belgeleriyle ilgili açık e, açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve akrabalarına hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar duruşması görüldü. E, başta belirtmiştik Celal Çelik, Avukat Celal Çelik açıklamalarda bulundu Twitter hesabı üzerinden. Diyor ki Kılıçdaroğlu'nun 100 bin lira tazminat ödemesi hükmü verdiğini, e, mahkeme böyle bir hüküm verdiğini ifade etti. Erdoğan ve yakınları tarafından Genel Başkan aleyhine açılan davada bugün suç işleyen, delillerimizi toplamayan, şikayet ettiğimiz halde davada ısrarla çekilmeyen, red prosedürünü uygulamayan sözde hakim tarafından toplamda 100 bin lira aleyhi tazminata hükmedildi. Tarihe not ancak sözümüz söz diyor. Ee, diğer davalarda olduğu gibi bu davayı da sonuçta biz kazanacağız. Bu karar elbette sonraki yargı süreçlerinde bozulup lehimize dönecek. Ancak hiç kimse suç işleyenlerden hesap sorulmasına engel olamayacak diye CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in açıklamaları böyleydi bugün. E, bir de üstüne böyle bir tazminat evet. cezası geldi. E, şöyle e, Sayın e, Celal Çelik çok net açıklamış. Bir kere e, sondan söyleyeceğim baştan söyleyeyim. Bu karar e, istinaftan döner, bozulur. Hı hı. İstinaf, i̇stinaftan bozulmazsa yargıtaydan bozulur. Yargıtaya gitmez ya da yargıtaydan bozulmazsa Anayasa Mahkemesinden döner. Oradan da dönmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden döner. Niye bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü bu çok açık hukuka aykırı bir karar. Bu talimatla alınmış bir karar. Hakim taraflı hakim, hakimin reddi sebepleri var, gerçekleşmiştir. Hakimin reddi sebeplerini dinlemeden karar vermiştir. Toplaması gereken delilleri toplamadan Karar vermiştir. Hani biraz önce dedim ya dava açsın o davada bütün bu delilleri isteyeceğiz. O delilleri toplamazsa hakim şimdiden daha tarafsızlığı ile ilgili ciddi şüpheler yaratacaktır dedim. İşte ancak bir hakimin bu delilleri toplamaması için ancak ve ancak e, o hakimin talimat altında taraflı tarafsızlığını yitirmiş bir hakim olması, taraflı hareket ediyor olması gerekir. Ha Böyle örnekler ne yazık ki var işte bir örnekte bu dosyada ama bunların nihai anlamda en son nokta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Bugüne kadar olduğu gibi oralardan dönecektir. Şimdi siz kalkıp e, 2 milyon lira tazminat davası açmış işte 100 bin liraya evet, hükmetmiş mesela bir kuruşa dahi bu kadar davada e, hükmetmesi mümkün değildir. E, şimdi tabii e, bu süreç içerisinde özellikle e, biz bu Manadası davasındaki hakimlerden bir tanesinin nasıl göreve atandığını biliyoruz. O hakim e, FETÖ'den e, şüpheli olarak yurt dışına kaçarken sınırda yakalanıp hı hı. ondan sonra tutuklanıp evet. ondan sonra tahliye olduktan sonra e, itirafçı olup itirafçı olduktan sonra işte berat edip yeniden hakimliğe dönmüş bir hakim. O hakimi yani ben ben bu tip ilişkilere rehin alınmış hakim diyorum. Hı hı. Yani siz onu eski ilişkileri, bu tip ilişkileri bağları nedeniyle alıp özellikle bunu ile ilgili davaları bu hakimlere, bu tip bu bu karar veren hakim için söylemiyorum. Daha, Daha önce benzeri hı hı. E, yanlış anlamaya mahal vermeyelim. Hı hı. Bunu bilmiyorum bu öyle bir hakimi ama taraflı olduğu Açık yani ara kararlarla ilgili verdiği kararlardan biliyoruz. Şimdi böyle e, kararlar, e, Sayın Genel Başkan hakkında e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı bütün davalar özel bazı mahkemelere düşürülüyor. Özel yani. O mahkemeler tesadüftür, nedense hep aynı mahkemelere düşüyor. Ama sonuçta bunlar o mahkemede bitmezse dediğim hı hı. gibi derecat diyoruz biz daha üst evet. derecede. Ya istinaf ya Yargıtay, ya da e, Anayasa Mahkemesi veya Ahim'de bitecek. Şimdi e, bakın bütün bu tablo Türkiye'de e, bütün bunlar bize bir başka şeyi konuşturmayı unuttur, unutturmamalı. Bugün e, Merkez Bankası faiz açıkladı. Evet. Yine yüzde %14 dedi, değil mi? Değiştirmedi. Dolar 16.5 liraya kadar geldi gene dayandı. Ya şimdi kur korumalı faiz dediniz milletin vergileriyle bütçeden aldığınız, kanunu bile olmadan aldığınız parayı götürdünüz. Şimdi faizcinin tefecinin cebine veriyorsunuz. Bir. İki, o yetmedi. Şimdi yurt dışına Merkez Bankası görevlilerini gönderiyorlarmış. Kur korumalı e, faiz garantili döviz hesaplar açtırıyorlar. Bu yuvam hesabı evet. diye hesaplar. Hem döviz üzerinden belli bir yüzde, yüzde iki, yüzde üç, yüzde dört faizi garanti ediyor. Euro, pound ya da dolar üzerinden. Faizi garanti ediyor. Hem kur korumayı garanti ediyor. Yani kur yükselirse hem faiz vereceğim diyor. Hem de kurdan kaybın olursa onu tamamlayacağım diyor. Bu Türkiye'nin ekonominin iflas ettiğinin işaretidir. Yani siz vatandaşın vergileriyle bakın e, faiz sebebi enflasyon sonuç diyordunuz. E kolay. Niye 6 aydır %14'te tutuyorsun? %18'den %14'e getirdin %18 iken dolar 6 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. E şimdi geldi dolar 16,5 liraya çıktı. Niye daha da indirmiyorsun indiremezsin. Niye? Bilimin gerçeklerine aykırı. Ekonominin gerçeklerine aykırı. Ve sen Türkiye'de ısrarla bu fantazini arkasında duracağım diye milyonlarca lirayı çiftçiye vermediğini, emekliye vermediğini, öğrenciye vermediğini, işçiye vermediğini, ev kadınına vermediğini, iş size vermediğini yine parası olan faizinin cebine veriyorsun. Yani akıl karı değil. Şimdi e... Ya da vakıflara giden bu paraların mesela CHP lideri o videoda da açıkladı. Evet. E... Emeklilikte yaşa takılanlar işte anlıyor musunuz dedi hani niye Tabii. size para yok işte ya da çiftçiye Tabii. niye yok, Tabii. öğrenciye niye Tabii. yok bunları tek tek Tabii. açıkladı aslında. Yani Türkiye'de beşli çeteye para var. Türken Vakfı'na aktarılacak hı hı. paralara para var. Ensara para var. Türkiye'de para var. Onun vasıtasıyla aktarılan, aktarılan paralara kaynak var. Hı hı. Ama Türkiye'de Çiftçiye para yok, emekliye para yok, işçiye Şimdi para yok. Az vaktimiz kalmış, para. şöyle e, toparlamak istiyorum aslında. Şimdi gündemi belirleme e, muhalefette şu anda hani gündemi belirleme şekli işin artık muhalefete geçmiş durumda uzunca bir süredir Sadatla birlikte son örneği oydu. Şimdi e, bu açıklamalar peş peşe geldi. E, bu hem önümüzdeki süreçte bir seçim sürecine mi giriyoruz artık? Ne oluyor? 2023 dense bile ama öyle bir havada seziliyor dolayısıyla e, siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz bir de tabi e, genel başkan yardımcılık görevini hani yurt dışı örgütlenme dışarıda nasıl bu durum yani örgüt içerisinde bu açıklamalar birazcık da onu konuşacağız ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi gelmiş sabahtan beri konuşuyoruz evet. hani o sesi bir izletelim e, izleyicilerimizle de birlikte izleyelim e, sonra tekrar aynı konudan da devam ederiz bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir. Son dönemde giderek sıklaşan bir şekilde ana muhalefet partisinin başındaki zatın kamu görevlilerine hakaret ettiğini, bürokratları hedef aldığını, hatta açıkça tehdit ettiğini görmeye başladık. Kamu görevlilerimizin vazifelerini yürütürken tek bakacakları yer anayasa ve yasalardır. Kamu görevlileri de yaptıkları işlerden eleştirilebilir. Gerektiğinde hukuk yoluna da başvurdu. Ana muhalefetin başındaki kişinin kullandığı yöntem kesinlikle demokratik hukuk devletine uygun bir yöntem değildir. Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek, dolayısıyla milleti hak ettiği hizmetlerden mahrum etmektir. Böyle bir ahlaksızlığa asla izin veremeyiz. Hariçten gazel okuyanların naralarıyla bu devlet iş yapmaz. Bu devletin memuru da pozisyon almaz. İşini yapan her bir kamu görevlisinin teminatı hukukun ta kendisidir. Evet, aslında konuşmanın tamamı bu şekilde biz biraz özetleyerek konuşmuştuk biraz önce. Süreci hem de bu sözlerle birazcık toparlamış olalım. Seçmende nasıl etki yaratıyor ya da işte dışarıdan Türkiye nasıl görünüyor? Bir de ona bakalım bu sözlerle. Şöyle hemen hızlıca toparlayalım. Bir demin Sayın Erdoğan'ın söylediklerine cevap vermiştik zaten, evet, yorumlamıştık. Hı. İki şeyi ilave edeyim evet. bu konuşma. Birincisi e, kamu görevlilerinin dikkat edeceği şey görev yaparken anayasa ve yasalardır diyor. Doğru ama izin vermiyor. Yani sayın, bizim de söylediğimiz o Sayın Erdoğan izin verse kamu görevlileri anayasalar, yasalar ve hukuk çerçevesinde iş yapsa sorun yok. İzin vermeyen, engel olan talimatla iş yapma alışkanlığını yerleştiren, hukuk dışı davranmayı yerleştiren Sayın Erdoğan. Önce bunun bilinmesi lazım bir. İkincisi, devleti işleyemez hale getirmekten bahsetti. Yani Sayın Kılıçdaroğlu devleti işleyemez hale getirmeye çalışıyor bürokratları tehdit ederek dedi. Tam tersine bugün devleti işleyemez hale sokan Erdoğan tek adam rejimidir. Saray rejimidir. Bürokratlar imza atmaya korkuyorlar. İş yapmaya korkuyorlar başımıza bir şey gelir diye. Niye? Çünkü iki sebeple. Bir başımıza bir şey gelir diye. İki yukarıda her bakanlığın bir paraleli var sarayda ve kimse sorumlu almak istemiyor. Devleti kilitleyen, işleme hale getiren bu sistem, tek adam rejimi, saray düzeni Erdoğan'ın rejimidir. Bunları ilave etmekte yarar var. Şimdi eksik bir şey kalmadı burada. Hı hı. Gelelim yurt dışından nasıl görülüyor? Normalde şöyle bakmak lazım. Avrupa'ya gidiyoruz. Önce yurt dışı örgütlerimizde çok ciddi bir e, yenilenme var. Yurt dışı hızlandı, örgütlerimiz evet. Hızlandı <laughs> ve herkes hızla seçime hazırlanıyor. Oradan seçimin yaklaştığı konusunda düşünce daha yaygın, daha etkin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız oradan öyle görüyorlar. Yani Türkiye'de bu tablonun seçime gittiği, hızla Türkiye'ye gittiği konusunda bir algı var. Gider gitmez. Yani Türkiye'nin seçim elzemdir Türkiye için. Erken seçim değil, elzem seçim diyorum. Elzemdir. Bu %150'ye enflasyonun gelip dayandığı, hayat pahalılığın bu kadar yükseldiği, yoksulluğun bu kadar arttığı bir ülkede tek çözüm sandıktır. Ve sandıkla gidecekler. O yüzden bir an önce sandıktan kaçıyorlar ama kaç, ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar, en son bir sene sonra yakalanacaklar. Biz bir an önce bu sandığın gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Yurt dışından da bakış Türkiye'de hızla bir seçim atmosferine girildiği konusunda bir ciddi bakış var. Başka bir şey önemli. Elif Hanım. Hı hı. Şimdi bakıyorsunuz Almanya'da yaşayan vatandaşımız 1 lira kazanıp burada harcadığı zaman oradaki bir lirası burada 17 lira. Evet. Yani şimdi ya da Avrupa'nın diğer yerlerindeki 1 euro kazanıyor burada 17 lira veya İngiltere'de bir pound kazanıyorsa burada 18 lira yanılmıyorsam şimdi pound hı hı. parası olanlar daha iyi bilir. Ondan sonra şimdi böyle bir tabloda Normalde şunun olması lazım. Türkiye'deki ekonomik krizin dışarıdaki vatandaşların çok böyle ilgi alanında olmaması lazım. Niye? Çünkü bin euro para alsa buraya gönderse 17-18 bin lira yapıyor. Yani emeklilerin alamadığı maaş. Bu şey çalışanların alamadığı maaş. Ama çok rahatsızlar biliyor musunuz? Yani Türkiye'deki bu pahalılıktan ciddi biçimde rahatsızlar. Yani Türkiye'nin gidişinden endişe duyuyorlar. Vatanları, memleketleri bir. ikincisi Türkiye'nin Avrupa'dan bu görüntüsü, görünümü görüyor orada. Orada onları şöyle aldatma şansınız yok. Canım Almanya'da da enflasyon var. Canım İtalya'da da enflasyon var. Burada da zam var. Burada da hayat pahalı deme şansınız yok. Oradakiyle buradakini karşılaştırabilme şansı var. Bir yarısı burada yaşıyor, bir yarısı orada. Bir yarısı burada ayçiçek yağını 30 liraya alırken 180 liraya almaya başladı. 150 liraya almaya başladı. Orada %10 ile %15 arasında mazot, benzin, e, akaryakıt yükselmiş. E burada e, 6 kat, 7 kat yükselmiş akaryakıtın fiyatı. E bunları karşılaştırıyor. Tatile geldiği zaman arabasına geçen sene... Kaça doldurduğunu, bu sene depoyu kaça doldurduğunu görüyor. Evet. E orada da görüyor. Karşılaştırıyor ve çok ciddi endişe duyuyorlar. Bir başka önemli konu Türkiye'nin Avrupa penceresinden görünümü çok kötü. Yani yaşadıkları ülkede e, itibarlı bir ülkenin vatandaşı olmak istiyorlar. Türk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve kendi ülkelerinin o ülkede itibar edilir, özenilen bir ülke olmasını istiyorlar. Oysa baktıkları tablo çok kötü. Demokrasinin olmadığı, özgürlüklerin olmadığı, hukuk devletinin olmadığı, adaletin olmadığı, endişenin hakim olduğu, korkunun kaygının hakim olduğu bir Türkiye. Bunu istemiyorlar. Yurt dışında, yurt dışı ördüklerimizde çok hızlı ve çok enerjik bir yapı var. Hızlı şekilde onları seçimlere hazırlıyoruz. Peki efendim çok çok teşekkür ediyoruz sağolunuz yayınımıza katıldığınız için e, önemli başlıklar elbette ama şunu söylemekte yarar var ki CHP lideri. O çıkışının devamını da getirecek e, hatta hatta teşekkür etti davada dedi ben de dedi o belgeleri isteyeceğim dedi kimler var kimlerin isimleri var. E, bu iş farklı isimler mi karşımıza çıkaracak o da önümüzdeki süreçte belli olacak. E, Sayın Bülent Tezcan'la konuştuk gündemi değerlendirdik gelişmeler elbette devam edecek KRT ekranlarında Ankara saatini noktalayalım hoşçakalın.